Kapat ışıkları. Kudüs'ü sürekli alarm veriyormuş ya. Mesaj geldi. Kudüs'ü bana sallıyormuş şu an. Ben seni koruyamam artık Kudüs'ü. Kudüs'ü size diyor, sallıyor. TRT Spor'da şu an size sallıyor diye. Vay Kudüs'ü Kudüs'ü. Sallayamaz. Vallahi sallıyorum. Sallayamaz. Sana. De Kudüs'ün ilk kasetleri var, sallayamaz. Ne? Tövbe estağfurullah. Beraber Sinan Engin'inki gelsin. Biz oluruz. Sinan Engin %61 Beşiktaş diyor. Sevgili seyirciler. Sinan Engin %61 Beşiktaş diyor. %20 Galatasaray diyor. %19 Fenerbahçe diyor. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. Ya benim Facebook resimleri yapmışlar. Bu hocanın Twitter'ına yolluyorlar. Abicim. Yok. Bir şey söyleyeyim sana. Buyurun abi verin. Göstermiyorum. Ya. Ne oldu? Ya bir şey söyleyeyim. Altın çamura düşsen altın da. Aynen. Bravo Sinan. Bravo Sinan. Yürü Sinan. Kasım Paşa diyorsun. Bizim Peruk'ta. Ya demiyor öyle bir şey. Sinan abi duymadın mı dediğini? Ne dedi yine? Kasımpaşa diyor ya. Öyle bir şey yok. Ya Rasim. Bizim Peruk'ta. Peruk falan takmayız. Takan peruk takan arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. Fenerlisi, Beşiktaşlısı falan değil. Bu şımarık bu çocuk. Bir de. Kalkıyor bir dakika pardon hocam. Bir de kalkıyorsun sen kimsin? Kimsin lan sen dana? Ne alakası var? Kimsin böyle yapıyorsun? Dönmüşsün. Hangi kanal? İyi göster beni. Beyaz TV. Ya şey yapma gibi. Hocam ya. Nereden nasıl Allah kafa Allah, bir... Allah amacım saygısı değil. Nereden nerelere geliyorsun bak, ya? Bak belgesiyle ispat ediyorum. Beyefendinin adı ne? Dursun Özbek. Görevi ne? Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Bileğindekiler ne bilezik? Abi arabayı verseniz abi. Arabayı ver abi. Arabayı. Aklıma geldi şimdi. Araba. Arabayı ver. Geçen yaz Sayın Mehmet Erbil beni iyi dinle. Üçüz kadınlar. Bir dakika dur seninki geldi. Arabamın. Bir dakika dur. Abicim bir dakika dur. Onlara basın. Mustafa Sandal çalsın. Abi. Onlara basın. Bir dakika çağırmayın abi. Gelirdik. Ben orada çarkı felekte arabayı kazandık. Bir can ben. Aldık ya be kardeşim. Bir dakika dur. Verdik onu LÖSEV'e. Parayı kazandık. Senle Show TV'den olan mı bu? Bir dakika dur. Show TV'deki. Bir dakika dur. Seninle beraber aldık. Onu LÖSEV'e verdik. Tamam verdik. Verdik. O sebebimizi yaptık. O ayrı. Beraber katıldık. Sonra bir can. Bizim bir can. Seren Serengil falan yine katıldık. Orada araba kazandık. Çengelliğini bildik tamam mı? Ne geldi oradan araba? Araba aldık. Nerede araba? Arabayı Mehmetçik Vakfı'na diye söyledim. Tamam güzel. Geçen gün bir eski bir Mehmetçik Vakfı'ndan burada bana tüm generalden bir paşadan yazı geldi. Hazır teşekkür ediyoruz. Dedi ki hayır. Gelen, gelen giden yok. Hayır Sinan Bey herkes soruyor. Buradan söylüyorum bak sevgili Turgayciler. Kenan Tekdağ. Fatih Sarıç. Genel Müdürü. Hepsi. Arkadaş kimseniz Sayın Mehmet Erbil. Beni, abi gülmeyin ya sebep bu ya abi. Bir dakika dur verme verme müzik verme. Verme Serkan ciddi bir şey anlatıyorum. Abi öyle deme. Buradan paşa bana mektup yolladı. Sinan Bey dedi. Herkes dedi arabayı soruyor. Araba size verildi mi geldi mi diye. Sayın paşam araba bekliyoruz Show TV yetkililerinden. Kaç ay oldu hala gelmedi. Buradan yine söylüyorum Mehmet Erbil arabayı ver. Kaçmayın arabayı verin kardeşim arabayı verin. Müzik. Mehmetçik bak arabayı bekliyor. Mehmetçik bak arabayı bekliyor. Verin arabayı. Gidiyorum ben. Gece uzun olacak. Önemli bir konu var. Buyurun. Dünden beri Show TV yetkililerinden ses yok. Arabamı verin. Sinan'ın arabasını verin. Oh, no, benim arabam değil. Benim arabam değil. Arabayı hazırlayın. Araba Mehmetçik Vakfı'nın arabası. Paşa arıyor mu araba paşa? Araba Mehmetçik Vakfı'nın arabası. Abi mı? Şu an paşa bizi seyrediyordur. Paşa ve Mehmetçik Vakfı yönetimi bizi seyrediyordur. Mehmetçik Vakfı'na arabayı bağışladık. Sevgili Show TV yetkililerine söylüyorum. Abi arabayı verin. Bekliyorlar. Bugünden beri herkes sordu. Şansal abiyle aradı biliyor musun? Vallahi. Evet. Evet. Araba geliyor mu? Vallahi billahi mi? Aradılar mı Show TV'de? Merak aradılar Şansal abi şaşırdı. Verin abi arabayı. İki numara. Abi arabayı ver. Turgay abi. Sinan abi. Sevgili Turgay Sinan. Sinan abi bir numara. Turgay abi. Sinan abi. Arabayı yolla Sinan abi. Arabayı yollayın. Turgay abi. Abi bırak sen. Kenan Tekdağ. Sevgili Kenan Tekdağ. Fatih Sarıç.
Bakın Suavi Doğan neydi? Suavi Doğan bir de Fatih Sayın Genel Müdür. Sesi ver. Arabayı yollayın. Anlaşma yaptık abi. Gibi. O kız geldi bana odada imzaladım. İmzaladım. Abi ben araba gelene kadar her gün söyleyeceğim. Show TV'yi arayın. Ey Türk halkı. Mehmetçik. Asker sevenler, Mehmetçik sevenler arayın Türk halkı. Bir de Mehmet Ali Erbil'in ismi de Mehmet. Bu Mehmet Erbil'i kaçırdılar mı ya? Kaçırdılar. Mehmet Erbil neredesin sen? Her gün yayını seyreder mesela. Tarzan'da gitmiş olabilir. Abicim, buna söylüyorum. Show TV'ye telefon yağmuruna tutun. Arabayı versinler. Mehmetçik bak buna. Geçen senekini Lösev'e verdim. Bu senekini Mehmetçik bak buna. Ertancığım. 15 dakika sonra bir daha arabayı konuşacağız. Birinciyiz. Ne birinci? Tabelada birinciyiz. Ya tabelayı bilmem. Ben anlamam tabelada. Anlamadım. Arabayı verin. Arabayı verin. Sevgili seyirciler. Emirhan Aygül Duygu'yu sevdiğimi söylerim. Duygu'yu seviyormuş derim. Tamam kardeşim. Bir dakika. Kaybeden tencereyi bitireceğim. Bir saniye. Tencerede 100 tane yumurta olacak. 100 tane yumurtayı bitireceksiniz. Ya ölür lan insanlar. Nasıl 100 tane yumurta? 100 tane yumurta olacak. Arkadaşlarımızı öldüreceğim mi Ertem ya? Beyler, kardeşlerimi yaş ortalamamız 45'leri buldu. Ertem başka bir şey var mısın? Hokkabaz falan yapmazsın ya. Ertem bak hocam. Ertem bak şöyle yapsın bazen de hocam. Stipriz falan yapın falan ya abi. Stipriz falan yapalım Ertem yani. Abi bunu getir buraya. Direkt. Hayır bunu getir bordansı falan yapalım ya. Hani bizim boru var ya. Bizim Yılmaz Akan Su'da buraya yollar. Buraya yollar. Bunu nasıl bana Ertem sen de bize her şeyi yaptırırsın. Bir dakika seyredin. Okan Bayülgen. Marek. Okan Bayülgen sana bir mesajım var. Kansik var. Zapoyles. Bir akşam seni seyrettim Okan Bayülgen. Türlü türlü hareketler yaptın. Sesi yüksel. Çok türlü türlü hareketler yaptın. Ne yaptı ya ben de söyleyeyim. Bir kadın vardı orada, evlenme programcı bir kadın vardı. Direkt kadın asıldın, yakıştıramadım sana. Ya! Kadın asıldın. Okan vay Bayülgen bir daha yapma. Bayülgen vay! Ya iftira atıyorsun. Asıldı kadına. Şarkıyla ne ilgisi? Sevgili Okan Bayülgen. Sana buradan son mesajım. Her konuğuna değer ver. Herkese aynı şekilde söz ver. Yanlış yapıyorsun. Abi oradan daha çok malzeme çıkar. Olmaz. Ya. Olmaz. Ya yazık. İşini biliyorum. İnsanlar orada. Ben onları dinlemek istiyorum. O dizi oyuncular var. Onları dinlemek hayır, istiyorum. Hayır. Onları dinletmedin bana. Öyle değildir. Değil mi sen hocam? Hayatımda hiç. Çiftliğe gittim mi? Lan çiftliğim var benim. Çiftliğim var hocam benim. Benim çiftliğim var. Bir akrabamızın çiftliğine gidelim. Çiftliğimde. Benim çiftliğim. Hayır, çiftliğimde timsah falan var benim. Timsah nasıl falan? Okan Bayülgen'in ne yaptığını çiftlikten bir örnekle vereceğim. Ali Baba'nın çiftliğini bir ağına girersin sabah. Süt sağman lazım. Evet. Her inek aynı sütü vermez. Montofonlar daha çok hayır, her inek. İneğin büyüklüğü küçük. Yüzün sesini biraz kısar mısın? Değil. Hafif arkadaşlar memeyi. Instagram'dan mesaj geldi kızıyorlar. Her inek aynı kalitede fazlalık anlamında süt vermez. Eğer bir inek çok fazla süt veriyorsa o inek diğer ineklere hiç dokunmasın. O bol tam süt veren ineği. Çünkü diğer ineklerin muhtemelen o gün psikolojisi bozulmuş. Bizim Dinçer'in mesela Dinçer'in hocam çiftliği var. O inekten alırsın. Bizim Dinçer Azaplan'da çiftliği var biliyorsun. Tamam, dur ya. Kıstancı'nda ineği var bir tane. Ay çiftliği de var Dinçer'in. Arka tarafta Zeytinburnu'da. Çatalca'da çiftliği var ya. Tamam var. Zeytinburnu'da. Benzin istasyonunun arkasında ineği. Aslan besliyor aslan. Sen aslan ya, biliyorum çok saygısızsın ya. Benzin istasyonunda ineği var. Tam sütü alıyordum. Sütü döktün ya bir kolası. İnekten yeni alınmış bak, sütün kokusunu bilir misin? Sağabilir misin hocam? İşte onu anlatıyor eliyle böyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Bu yöntemdir. Önce bir yoklama yapacaksın. Hocam nasıl alıyorsun? Önce bir yoklayacaksın. İçeri dışarı bak, bak. Yapacaksın. Kuvvetli genişi dakika. Eğer ondan bol alıyorsan diğer ineğe dokunma. Okan Bayülgen de bunu yapıyor. Konuklarından birinden çok fazla olmaz. Mal ve reyting var diğerlerine. Hocam dün hep o kızla konuştu ya. Diğer ineklere bulaşmıyor. Hocam dün hocam dün hep o kızla konuştu. O veriyor sütü. Öteki orada kardeşim, ben bekliyorum. O sütü veriyor. Merak ediyorum. O kız sütü verdiğine göre. İlker Ayrık da var orada. Abi, sütü kız mı veriyor? İlker zaten veremez ya. İlker erkek. İlker sütü veriyor o kız. Yani ne demek ki? İlker neyi veriyor? Evet. Şimdi sen şunu söylüyorsun. Biz burada doğru, niye? Gaziantep sporu bir saat konuşmuyoruz. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı. Bazen de Trabzon'u konuşuyoruz. Çünkü doğru. Süt diğer bir deyimle reyting onlarda Ertem. Tabii hocam haklısınız. Burada da mesela en çok sütü Rasim'den alırsın. Yıllar öyle mi hocam? Tabii. En çok sütü kimden alırsın? Rasim'den. Bu sırada kedi geliyor. Rasim yani sette kedi var.
Millet şaşırıyor. Sol tarafında ne var? Sol tarafında ne var? Bak omzuna bak, sol tarafına bak. Bak ne var? Aşağı dur aşağı. Ne var? Yakanın ucuna bak. Ha şurada. Ha. Sümük. Sümük değil ya. Nereden gelmiş? Sen mi gönderdin? Sümük falan yok. Ulan önemli bir şey, kültürel bir şey alacağız. Biraz bir programa şey katalım. Evet. Kat kardeşim.